Claude resimlerini nasıl tanıyabiliriz? Paris'in banliyölerinden biri olan Arjantö'ye ait olan bu manzara belki de çok iyi bir başlangıç noktası olabilir. Boş zaman aktiviteleri ya da eğlence Paris'te orta ve üst orta sınıfın nüfusunun arttığı döneme rastlar. Bu da boş zamanda artış ve insanların bu boş zamandan olabildiğince faydalanması anlamına geliyor. Şehir hayatının sıkıntılarından uzaklaşmak için küçük kaçamaklar yapılmaya başlanmış. Arjantöy'de böyle bir yerdi. Kısa bir tren yolculuğu sonrası orada yelken yapabilir, yüzebilir, piknik ya da yürüyüş yapabilirdiniz. Bu arada 1870'lerde demir yollarının bu tarz yerleri ziyaret etmeyi son derece kolaylaştırdığının da altını çizmemiz lazım. İnsanlar günübirlik gezilerin yanında hafta sonları için bile şehri terk edebiliyorlardı. Bu resimde insanların buraya gelmesini kolaylaştıran ve belki Monet'in de buraya gelmek için kullandığı trenlere ait bir köprü görüyoruz. Akla güneşli günler, bembeyaz bulutlar ve parlak ışıklar gelir. Doğada geçirilen bir günün duysal özellikleri. Karşımızda bize doğru yürümekte olan iki kadın ve bir adam var. Kadınlardan biri elinde bir güneş şemsiyesi tutuyor. Çok keyifli bir yürüyüş yaptıkları hissini alıyoruz. Nehrin kıyısında oturup piknik yapan teknelere binen insanları görmek de mümkün. Fakat bu insanlar uzakta oldukları için yüzlerini göremiyoruz. 1872'de bu resmi görenler için en dikkat çekici özellik figürlerin birkaç boya darbesinden ibaret olmasıdır. Adeta birer taslak gibi duruyorlar. Hiç çaba harcanmadan öylece çizilmiş gibi. Dış hatları belirleyen kontür çizgileri de yok. İnsan vücudunun üç boyutluluğuna dair bir şey görülmüyor. Sadece boya dokunuşları var. Buna rağmen insanların toplumsal ve ekonomik durumları hakkında yorum yapabilmek için yeterli bilgiye sahibiz. Kadını güneşten koruyan bir güneş şemsiyesi var. Adam bir ceket ve şapka giymiş. Elbiseler uzun ve renkleri de kolaylıkla seçiliyor. Tüm bunlar bu insanların orta ya da üst orta sınıfa mensup olduklarını söylüyor. Figürler resmi kaplamış ama resimdeki temel özne ışık. Işık ve gölge arasındaki geçişlere bir bakın. Gözlerimiz arkadaki alana doğru yönelirken sanki manzaranın içinde oradaki insanlarla beraber yürüyoruz. Bu arada bu, bundan önceki ressamların manzara resmi yaparken ışık ve gölge geçişleri kullanmadıklarını söylemekle aynı şey değil. Burada farklı olan şey boyanın kullanım şekli. 1872'de bu resmi görenler Monet'in resmi acele içinde yaptığını ve bu yüzden de ışığın geçici gibi göründüğünü düşünürlerdi. Bulutlar sürekli yeniden oluşuyormuş gibi duruyorlar. Sanki her şey ışık, rüzgar ve doğanın diğer fiziksel güçlerine bağlı. Yakından bakarsanız ağaçlar, yapraklar ve dalları birbirinden ayıramazsınız. Ve yeşil renk arka plana ilerledikçe solmuyor. Arka plandaki koyulukla ön plandaki koyuluk neredeyse aynı. En sol üstteki çamurlu zeytine dikkat ederseniz aslında ilk bakışta anlaşılması çok zor. Ya da sağ alt kısımdaki çimenlere bakalım. Buradaki çimenleri de tek tek seçmek neredeyse imkansız. Bu arada bu resim bizim için mükemmel bir güzelliği göz önüne seriyor olsa da 1870'lerde buna benzeyen resimler bitirilmemiş taslaklar olarak görülüyordu. Ve sanatın böyle icra edilmesi alışılmadık bir şeydi. Evet bunlar akademik resmin katı kurallarını belirleyen akademinin ve Paris salonunun bitirilmemiş olarak görücü resimlerdi akademinin kabul edebileceği resimlerde fırça darbelerinin görülmez olması gerekirdi halbuki monet burada bunun tam tersini yaparak fırça darbelerini neredeyse göğe çıkarıyor sadece bu sebepten bile bu resmin 1870'ler için çok modern göründüğünü söyleyebiliriz